NBA draftı dediğimiz zaman akla genelde ilk önce 2003 draftı gelir. İşte LeBron James, Dwayne Wade ve Carmelo Anthony gibi oyunun tarihini etki etmiş ve NBA gidişatını komple değiştirmiş oyuncuların olduğu bir draft. Yine 96 draftında benzer bir kategoriye alabiliriz. Allen Iverson, Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Nash, Hall of Fame olamasa da All-Star olmuş. İşte Stephen Marbury, Şerif Abdurrahim, Peja Stojakovic gibi oyuncular var. Bir de bu 96 draftı benim yaşlarımda, şu an 30'lu yaşlarımda olan insanlar için basketbolu sevdiren oyunculardan dolu olduğu için ayrıca önemli diyebiliriz. Ancak 96'dan 10 yıl önceki 86 draftında da müthiş bir potansiyel vardı. Bu draftta en üst sıralardan 2. ve o zamanlar olan 3. tura kadar draftın her köşesi yetenekle doluydu. Ne var ki bu yeteneklerin çoğu aslında bir manada itip gitti. Hatta birçoğu NBA parkesi bile göremedi. Durumu en iyi özetleyen 86 draftında ilk sırada seçilen Brad Doherty. Diyor ki o drafttan o kadar korkunç hikayeler çıktı ki galiba draft gerçekten de lanetliydi. Magic ve Bird'ün NBA reytinglerini yükselttiği 80'ler döneminin tam da ortalarında 86 sezonunda Celtics şampiyon oldu. Bu Larry Bird döneminin 3. ve son şampiyonluğu olacaktı. 84'te Boston Lakers'ı 4-3'e mağlup etmiş, 85'te Lakers rövanşı almıştı. Boston 86'daysa orijinal ikiz kuleler Hakeem Olajuwon ve Ralph Sampson'ın sürüklediği Houston'ı mağlup ederek şampiyon olmuştu. Bird ve McHale zirve yıllarını yaşıyordu. Pivot Robert Parish ve oyun kurucu Dennis Johnson da yaşlanmaya başlamalarına rağmen hala elit oyunculardı. Celtics'in 60'lardaki efsane koçu ve dönemin genel menajeri Red Auerbach 1984 yılında takımın başarısını kesinti olmadan 90'lara taşıyabilmek için klasik hilelerinden birisini yaptı. Takımın en önemli yedeklerinden Gerald Henderson'ı Seattle Supersonics'e 86 yılı 1. tur draft hakkı karşılığında takas etti. Auerbach her zamanki gibi geleceği görmüştü. 1984'ten bakıldığında ilk turun ortalarında olması beklenen o draft hakkı Seattle çökünce ve torbadan İrlandalı şansı çıkınca bir anda 2. sıradan seçme hakkına dönüşüverdi. Yani ligin en iyi takımı draftta 2. sıradan seçecekti. 2 yıl önce 3. sıradan Jordan seçilmiş ve ligi etkisi altına almaya başlamıştı. Celtics iyi bir draftla Bird, McHale ve Parish çağının sonunda hanedanlığını 90'lı yıllara kolayca taşıyabilirdi. Ve bu draftta birden fazla maden vardı. Ancak birçok insanın gözlerinin Jordan'la kıyaslanan Len Bias üzerinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dürüst olmak gerekirse bu kıyaslamanın biraz mesnetsiz olduğunu kabul etmek gerek. Bunda sonradan Bias'ın başına gelecek olayların da payı çok büyük. Bir kere Bias guard değil forvet oynuyordu. Oyunu da Jordan'ınki kadar çok yönlü değildi. Yine de Maryland Üniversitesi'ndeki son yılında maç başına 23.2 sayı, 7 reboundla oynayan Bias, sahanın her yerinden sayı bulabilen, şut sokabilen, atlet ve potansiyeli yüksek bir oyuncuydu. Sahada onu izleyince akıllarda elit bir NBA skoreri görüntüsü oluşuyordu. Hatta belki de bir takımın geleceğini komple etkileyebilecek yıldız bir oyuncu. Len Bias her ne kadar üniversitedeki ilk yıllarında birkaç disiplinsizlik örneği gösterse de bir baş belası olarak tanınmıyordu. NBA'de 3 ve zaman zaman 4 numara oynaması beklenen Bias, Bird, McHale, Parish üçlüsünün arkasında pişecek, onlardan süre alarak Boston'ın büyük üçlüsünü playofflar için taze tutacaktı. Piştikçe de bayrağı devralacak ve NBA'nin en çok şampiyonluğu olan takımını geleceğe taşıyacaktı. Ancak ufak bir sorun vardı. Bias'ın bir şekilde ilk sırada seçilmemesi ve Boston'ın eline düşmesi lazım. Red Auerbach'ın dilekleri kabul oldu ve Cleveland Cavaliers'ın çiçeği burnunda genel menajeri Wayne Embry, Bias'ı değil, North Carolina'nın pivotu Brad Doherty'yi seçti. O yıllarda takımların önceliği uzunlara verme gibi bir takıntısı vardı. Basketbolun normu buydu. Tıpkı 84'te Sam Bowie'nin Jordan'dan önce seçilmesi gibi. Zaten Doherty kötü bir seçim değildi. Bir Olajuwon, Robinson veya Ewing olmasa da oynayabildiği 8 sezonda 5 kez All-Star oldu. Daha sonra yeni yeni 30'larına girerken kronik sırt problemleri yüzünden genç sayılacak bir yaşta basketbolu bıraktı. Draftta 1. sıradan seçen Cleveland'ın aslında kimi seçeceği konusunda net bir fikri yok. Wayne Embry yardımcılarının ekibine dönüp Len Bias'ı seçmeyelim diyor. Bu çocukta bir şey var, anlamadım gibi bir ifade kullanıyor. Wayne Embry'nin bir kain olacağını biz o zamanlar bilmiyoruz. Tabii sonradan bütün dünya tıpkı Wayne Embry'nin söylediği gibi Bias'ta bir şeyler olduğunu öğrendi. Türkiye'nin en yüksek hacimli kripto para işlem platformu Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay, güvenilir kripto para işlem hizmeti sunuyor. 600 milyon dolarlık günlük işlem hacmi
ve 5 milyon kullanıcısıyla Paribu şu sıralar herkesin aklında, dilinde ve cebinde. Siz de Paribu'ya anında üye olabilir ve Bitcoin dünyasına ilk adımlarınızı Paribu ile atabilirsiniz. Draft gününe geri dönelim. Auerbach mutluydu, sezon boyunca beklediği adamını seçmişti. Alameti farikası prosunu yaktı. O zamanlar ligin en iyi oyuncusu sayılan Larry Bird ile heyecanlanmıştı. Öyle ki tatilini kısa kesip geri dönme ve Bayas'la birlikte antrenman yapmaya karar verdi. Koskoca Larry Legend heyecanlanıyorsa bilin ki o adamda bir iş vardır. Ne var ki bu peri masalı çabuk son buldu. Bayas 17 Haziran'da draft edildi. 18'inde babasıyla beraber Boston'a gidip takım yetkilileriyle tanıştı ve Reebok'la potansiyel bir sponsorluk anlaşması için görüştü. Aynı gün Maryland'de üniversite kampüsüne geri döndü ve takım arkadaşlarıyla takılmaya başladı. 19 Haziran günü sabah saatlerinde ise aşırı dozda kokainden kalp krizi geçirip öldü. NBA her cinsten draft fiyaskosu gördü. Görmeye de devam edecek. Ancak genç bir sporcunun bu şekilde ölmesi olağanüstü bir olaydı. Şöyle düşünün. Reebok'ın marka yüzü, Jordan'ın rakibi olabilecek bir atlet kokainden ölüyor. Kokain NBA çevrelerine uzak bir uyuşturucu değildi. Hatta lig popülarite açısından futbol ve beyzbolun gerisinde kaldığı 70'lerde kokain ligi olarak da adlandırılırdı. Jordan'ın idolü David Thompson da kokain bağımlılığı yüzünden hiçbir zaman gerçek potansiyeline erişemedi. Bayas'ın ölümü hakkında epey detaylı bir belgesel var. Ailesi de bu işin peşini bırakmış değil. Ancak bana sorarsanız benim izlenimlerim bunun Bayas'ın ilk kokain deneyimi olmadığı yönde. Yani öldüğü geceden önce de uyuşturucu kullanmaya devam etmiş. Benim daha ilginç bulduğum konuysa bu olayın şanlı Celtics'i büyük bir başarısızlık sürecine taşıyan bir lanetin başlangıcı olması. Nasıl mı? Celtics 87'de yine final oynadı. Ancak sakatlıklar yüzünden Lakers'a kaybetti. 90'ların başına kadar 1-2 şampiyonluk daha sıkıştırması beklenen takım sakatlıklardan ötürü belini doğrultamadı. 80'leri 90'lara bağlayan o yıllar kronik sırt ağrılarıyla boğuşan Larry Bird'ün acılar içinde yarım yamalak oynamaya çalıştığı görüntülerle perçinlendi. Daha sonra takımı Bird döneminden devralan All-Star forvet Reggie Lewis 93'te kalp krizinden öldü. Lewis'in ölümü yüzünden Celtics 90'ların ortasında sportif açıdan kabus gibi yıllar geçirdi. Takım çaresizlik içinde yüzünü Kentucky'nin koçu Rick Pitino'ya çevirdi. Kendi draft ettiği oyunculardan nefret etmek gibi hastalıklardan muzdarip olan Pitino, eline geçen herkesi takas edip takımın 3 yılını ve gelecekteki 5 yılını heba ederek 2001'de takımdan ayrıldı. Larry Bird's not walking through that door, fans. Kevin McHale's not walking through that door. Robert Parrish is not walking through that door. And if you expect them to walk through the door, they're going to be gray and old. What we are is young, exciting, hardworking, and going to improve. People don't realize that. And as soon as they realize that those three guys are not coming through that door, the better this town will be for all of us. Because they're young guys in that room playing their ass off. I wish we had 90 million under the salary cap. Wish we could buy the world. We can't. The only way we can do is work. Celtics 2008'de Paul Pierce'in yanına Ray Allen ve Kevin Garnett'i alınca şampiyon oldu. Ancak bu üçlü yaşlıydı, büyük üçlü, ve devamını getiremediler. Baktığınızda 86 yılında ikinci sıradan seçtiği potansiyel yıldızını kaybetmiş, 93'te bir All-Star'ını yine toprağa vermiş bir takımın hikayesini biraz fan teorisi gibi belki anlattıklarım ama aslında çok da alışılagelmiş bir takım kaderi hikayesi olduğunu söylemek mümkün değil. Öyle ya da böyle Bayas NBA parkelerine imzasını atamadı ama arkasında ya ölmese ne olurdu acaba şeklinde bir sürü hikaye bıraktı. Ama bana sorarsanız 86 draftının en ilginç hikayesi Bayas değil. Bayas popüler kültürde çok meşhur. Asıl 3. sıradan Bayas'ın hemen ardından seçilen Chris Washburn draft fiyaskoluğunun kitabını yazdı. Kafası güzel halde antrenmana gitme cezasının antrenmana gitmeme cezasından yüksek olduğunu hesaplayıp sonuçta antrenmanlara gitmeyi topyekun bırakan bir adamdan bahsediyoruz. İşsizlikte ve boş vermişlikte son nokta. Efsane Jim Valvano'nun koçluğunda North Carolina State'de oynayan Chris Washburn o dönem pek görülmeyen özelliklere sahipti. Atletik, ayakları çabuk, 2.11'lik bir uzun olan Washburn için biraz abartarak lige 95'te liseden giren Kevin Garnett'in prototipi diyebiliriz. Topu yere vurabilen, hem yüzü hem sırtı dönük oyunu olan adeta 2000'lerden yollanmış bir forvet pivot uzun potansiyelinden bahsediyoruz. Ama sadece potansiyel. Golden State Warriors tarafından draft edilen Washburn için koçu George Karl, sezon öncesi kampın ilk 3 haftasında gerçekten iyiydi. Hatta ilk gün sahadaki en iyi oyuncuydu. O günden sonra ise sadece geriye gitti diyor. Ama hepsi Washburn'un suçu değildi. NC State'e girerken bile kayırılmıştı. Sırf basketbol oynayabilsin diye 700-800 puan alması gereken SAT'den 470 almasına rağmen okula kabul edilmişti. Belli ki Washburn lise eğitiminin temel başlıklarından bile habersizdi.
Bu olay daha sonradan ortaya çıkınca NCAA yani Üniversiteler Atletik Birliği spor bursuyla üniversiteye kabul konusunda düzenlemeye gitti. Washburn bir kurbandı demiyorum. Ancak Len Bias'ın kokain partisi ve dönemin henüz bahsetmediğimiz diğer talihsiz vakalarını da düşününce genç öğrenci atletlerin fazla şımartıldığını görebiliyoruz. Ama sonuçta her koyun kendi bacağından asılır. Washburn'un yaptığı hataların telafisi olmadı. Daha henüz lise yıllarında alkol problemleri yaşamaya başlayan Washburn tıpkı Bias gibi üniversitede kokainle de tanıştı. Washburn'un aynı zamanda Bias'la arkadaş olduğu da yazılır. Ancak Bias'ın ölüm haberini aldığında yine kafası bir dünya olduğundan cenazesine bile gitmedi. Kendi sözleriyle arkadaşının ölümüne karşı tamamen apatik olduğunu söyledi. Ne ilginçtir ki Washburn'un yerleşeceği Golden State şehrinin o yıllarda bir lakabı vardı. City of Dope, yani kokain şehri. Warriors'ın veteranları bu genç çaylağa yol gösterebilmek için kitaptaki en eski yönteme, yani çaylaklara yapılan klasik şakalara ve sataşmalara başvurdu. Ancak bu Washburn'un basketbolla olan bağını daha da kopardı. Kendi sözleriyle tek derdim kafayı bulmaktı diyor. Washburn kendi pisliğine o kadar batmıştı ki hayatını kurtaracak yardım elini tutmayı da başaramadı. Sezonun başlarında Warriors Philadelphia 76ers maçı öncesi ısınırken kariyerinin son dönemlerini geçiren Julius Erving Washburn'un yanına gitti. Muhtemelen ligdeki diğer veteranlardan Washburn'un yaşadığı problemleri duymuştu. Bu yüzden Washburn'u maçtan sonra görüşmek istedi. Belki de bir NBA efsanesinin elinden tutması Washburn'un tüm problemlerini çözebilirdi. Maçtan sonra Dr. J Washburn'un otel odasına gitti. Washburn'un kafası yine gibiydi. Dr. J kapıyı çaldı, Washburn delikten baktı. Baktı, baktı ancak kapıyı açmadı. Sonuçta bu film değil, gerçek hayat. Washburn hayatını mahvetmeye kararlıydı. Kısa bir bekleyişin ardından Dr. J arkasını dönüp gitti. Washburn da odada takılmaya devam etti. Bu arada Washburn öyle modellerle, işte Golden State'in seçkin isimleriyle falan gezmiyordu. Hayır, Washburn gettolarda elektrik faturasını ödeyemeyen evlerde, yerlerde sızıyordu. Hatta kendi anlattıklarına göre sırf faturayı ödeyebilsinler ve aydınlık bir ortamda kafası güzel olsun diye o insanlara para vermişti bile varmış. Yine izbe otellerde, ucuz otellerde fahişelerle birlikte olan bir adamdan bahsediyoruz. Bu adaminki aslında bir dağıtma hikayesi değil yani. Parayı bulduktan sonra insan böyle dağıtmaz. Bu adamın hikayesi uçsuz bucaksız depresyonun hikayesi. Adam hayatı nasıl yaşayacağını bilmiyor. Hadi bilmiyor, kimse de onu yönlendirmemiş, bu konuda ona bir eğitim vermemiş. Birkaç defa uyuşturucu için rehabilitasyon merkezlerine girip çıktıktan sonra takımın yeni genel menajeri Dan Nelson ikinci senesinde Washburn'u Hawks'a takas etti. Ancak hani yeteneği konusunda o kadar çok beklenti var ki bu antrenmanı çıkmayan ve bütün ligin artık uyuşturucu bağımlısı olduğunu bildi. Bu genç adama Hawks tam 29 maçta şans verdi. Bu arada Washburn hala hayatta. Özellikle 2000'lere kadar bu benzer düşüş hikayesini sürdürmeye devam etti. Zaman zaman çöplerden yemek yedi ve insanlardan uyuşturucu için para dilendi. Sıfırdan zenginliğe giden başarı hikayeleri Amerikan rüyasının en sevdiği şey. Ancak Sports Illustrated tarafından NBA tarihinin en büyük ikinci draft fiyaskosu seçilen Washburn'un hikayesi tam da Amerikan kabusuna örnek. Ancak sözüm ona lanetli olan bu draftın hikayeleri burada bitmiyor. 6. sıradan seçilen Dillian Bedford'da önemsiz bir yedek olarak geçirdiği 7 yıllık NBA kariyeri boyunca uyuşturucu problemleriyle boğuştu. 2003 yılında 10 yıl hapis cezası aldı. 7. sıradan seçilen rebound makinesi Roy Tarpley, bağımlılıkları olmasa düzenli bir All-Star olabilirdi. Rolando Blackman ve Mark Aguirre'la birlikte o dönemler kazanan bir takımda oynayan Tarpley, tam olarak olgunlaşamayan ve bench'ten sürdürdüğü NBA kariyeri boyunca double-double istatistikleri tutturdu. Ancak tıpkı Washburn gibi, kanında 3 defa uyuşturucu maddeyle yakalanınca NBA'den men edildi. Tarpley de Avrupa'ya gidip önemli başarıları imza attı. 90'lı yıllarda Avrupa'daki en iyi uzunlardan birisiydi. Uyuşturucu hikayeleri dışında göze çarpan diğer isimler arasında 8. sırada seçilen ve dizinden sakatlanıp Bulls'ta yan role geçene kadar ligin en iyi skorerlerinden olan Ron Harper ve 24. sıradan seçilen Arvidas Sabonis var. Sabonis'in ikinci kez draft edildiği 86'dan Avrupa'dan NBA'ye geldiği yıl olan 95'e kadar geçen 9 yıllık sürede sakatlanmadık tek bir yeri kalmamıştı. Öyle ki 95-96 sezonu öncesinde Portland'ın doktoru X-ray sonuçlarına bakıp bu adam engelli sayılır demişti. Buna rağmen 32 yaşındaki sakat Sabonis çaylak sezonunda sadece 24 dakika sürede 14.5 sayı, 8.1 rebound gibi istatistikler tutturdu. Genç yaşta NBA'ye gelse ve sakatlıkları olmasa lig tarihine imza atacak kapasitede bir oyuncudan bahsediyoruz. Sabonis belki de benim gözümde Yao'nun daha hünerli versiyonuydu. NBA tarihine imzasını koyamamış olması
bir sporsever olarak en büyük ukdelerimden birisidir. Adam o boyla şut atabiliyor, müthiş pasörlük yapabiliyordu. Basketbolu çok iyi anlayan müthiş bir uzun. Ancak bu drafttaki tümüne erememiş yetenek hazinesi sadece Sabonis'te sınırlı kalmıyor. 4 kez All-Star olan 80 ve 90'ların Steve Nash'i Mark Price bu draftta 2. turdan seçildi. Ancak o da 30'una gelmeden sakatlık belasına bulaştı. 86'da Price'in hemen 2 sıra arkasındansa hepinizin tanıdığı 7 kez rebound kralı olan ve 7 kez NBA'in en iyi savunma 5'ine giren Dennis Rodman seçildi. 2. turdan Southeastern Oklahoma State gibi kimsenin adını bile duymadığı bir okuldan gelip Hall of Fame seçilen bir adamdan bahsediyoruz. Draft'a yaraşır şekilde Rodman da bütün hayatını psikolojik problemlerle ve bağımlılıklarla uğraşarak geçirdi. Dahası da var. All-Star Jeff Hornacek, Kevin Duckworth ve Steph Curry'nin şütör babası Del Curry de bu draftın mahsulleri arasındaydı. Draft'ta 10 yılı aşkın NBA kariyeri yapan, hatta orada koçluk yapan başka oyuncular da var ama iyice isimlere sizi boğmak istemiyorum. Şu ana kadar duyduklarınızdan müthiş bir yetenek havuzunun belki kısmen şanssızlığa kurban gittiğini düşündüğünüz, yine büyük ölçüde disiplinsizlik ve eğitimsizlikten kaynaklanan sorunlar yaşandığını düşündünüz ki haklısınız. NCAA'nin getirdiği düzenlemeyi düşünün Washburn hakkında. O dönem genç öğrenci atletler birazcık kontrolden çıkmış durumda. David Stern'in durumu özetleyen müthiş bir lafı var. 86 draftı takımların oyunculara olan bakış açısını tamamen değiştirdi diyor. Mesela Celtics, Lambayas hakkındaki dedikodulara biraz daha fazla kulak verip biraz araştırma yapsa muhtemelen bu seçimi yapmayacaktı. Disiplinsiz, işte başını belaya sokan, hatta zaman zaman soyunma odası kanseri olarak andığımız oyuncular spor kültürünün bir parçası. Türkiye'de de bu oyunculara sık sık rastlıyorsunuz. Ancak bugünlerde NBA'in bu konuda epey bir ilerleme kaydettiğini söylemek lazım. NBA artık oyuncularına finansal okuryazarlık konusunda bile eğitim veriyor. Yani adamlar ceplerine para girdiğinde o parayı nasıl yöneteceklerini, işte nasıl dolandırılmayacaklarını, büyük antrajlarıyla peşinde 7-8 adamla gezmek gibi huyu vardı 90'lar 2000'ler oyuncularında NBA'de. Artık bunları öğretiyor. Yani genç adamlara bir nevi hayatı nasıl yaşayacaklarını söylüyor. Ayrıca Washburn'un hikayesini bir düşünün. Bugünkü işte Oyuncular Birliği'ni düşünün, NBA oyuncularının ne kadar duyarlı olduğunu düşünün. Bugün Washburn'unkine benzer bir hikaye yaşanması çok zor çünkü NBA oyuncuları olaya müdahale edip o sorunu yaşayan genç oyuncuya az çok yardımcı olmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Böyle pes pembe bir tablo çizmek değil amacım ama o zamanla bugünün şartları çok farklı. Ancak bu draftta lanet damgasını yapıştırmamıza sebep olan son isim Amerika değil de Avrupa kıtasından çıkıyor. 3. tur 60. sıradan seçilen Drazen Petrovic de genç yaşta, daha kariyerinin zirve yıllarındayken yaptığı bir trafik kazasıyla hayatını kaybetmişti. Petrovic 1986 yılında Portland tarafından 60. sırada seçildikten sonra Avrupa'da oynamaya devam etti. Neden bu kadar gerilerde seçildi? Çok büyük bir guard ve müthiş bir atlet değildi. Buna karşılık Sabonis 2.21'di. Yani boy ve uzun fetişi olan NBA için ilk turun sonunda oynamaya değer bir kumardı. O zamanlar Petrovic Avrupa'nın en büyük oyuncularından birisiydi. Ancak skorerlik konusunda yalnız değildi. Çoğu insanın radarının altından uçan Avrupa'nın Iverson'ı Nick Galis de Yunan Ligi'nde her sezon 30'un üstünde atıyordu. Petrovic'in Sibenik'ten sonra zirve yaptığı Sibona yılları ile ilgili sağlıklı istatistikler bulmak o kadar kolay değil. Ancak görünen o ki Petro'da 30-35 sayı civarlarına kolayca ulaşıyordu. Maçların 40 dakika sürdüğü 30 saniye hücum süreli Avrupa basketbolu için dehşet rakamlardan bahsediyoruz. Petrovic NBA'ye gelmeden önce son durak olarak Real Madrid'e gitti. Takım Avrupa'da Euroleague'de değil, Kupa Galipleri Kupası'ndaydı. Petro final maçında Sneijdero Caserta'ya karşı 62 sayı atarak Avrupa basketboluna son imzasını koydu ve NBA'in yolunu tuttu. Orada Clyde Drexler adında bir engelle karşılaştı. Geleceğin Hall of Famer'ı Clyde Drexler ligin en iyi iki numaralarından birisiydi. Terry Porter'la beraber Portland'ın guard rotasyonunda Petrovic için fazla yer yoktu. Endişelerden birisi de Petrovic'in iyi bir savunmacı olmamasıydı. Hani savunma için istekli de değildi. Yalan değildi. Haklı olarak egosu büyüktü. Haklı diyorum çünkü sonradan kendisini tüm NBA'ye kanıtlayacaktı. Drexler ve savunma zaafları yüzünden Portland Petrovic'i bir nevi Steve Kerr gibi yerinde beklesin, spot up dursun, üçlük atsın diye kullanmaya çalıştı. Ancak Petro'ya yapılan bu muamele hakaretti. Burada Avrupa basketbolunun kralından ve büyük bir skorerden bahsediyoruz. 90-91'de sezon ortasında New Jersey Nets'e takas edilince Petro için önü açılmış oldu. Nets'te Derek Coleman ve Ken Anderson gibi dönemin genç yıldız adaylarıyla bir araya gelen Petrovic, 92 sezonunda takımı 6 yılın ardından ilk playofflarını taşıdı. Yine bir sonraki yıl 92-93 sezonunda maç başına 22.3 sayıyla oynayarak NBA'in en iyi 3. beşine seçildi. Her ne kadar iyi bir atlet olmasa da, hatta doğudaki Jordan ve Reggie Miller gibi rakiplerine karşı size olarak da ufak kalsa,
Petrović iki şeyi çok iyi yapıyordu. Birincisi müthiş bir şütör ve skorerdi. Basketbolda topu çemberden geçirip sayı bulma kuralı değişmedikçe Petro her zaman her yerden skor üretecekti. İkincisi büyük bir oyuncuydu. Oyun derken basketbolu kastetmiyorum. Rekabeti sevmesinden ve rakiplerin zorluğu arttıkça basketbolunu bir üst seviyeye taşımasından bahsediyorum. Petrović akıl oyunlarını seviyor ve bunlarla motive oluyordu. Bence sporcuları özel kılan en önemli özelliklerden birisi de bu. Petrović 93 yılına gelindiğinde henüz 29 yaşındaydı. Oyununun çok fazla atletik beceriye dayanmadığını da düşünürsek önünde parlak 5-6 yılı daha vardı. Yani Doğu Konferansı'nda Reggie ile beraber Jordan basketbolu bırakana kadar ona rakip olabilirdi. Zaten ne zaman Jordan'ı görse gözleri parlıyordu. Rakibine karşı 93 sezonundaki son düellosunda tam 40 sayı atmıştı. Jordan'ı karşısına alıp bütün maç trash talk yaparak 40 sayı atmak herkesin harcı değil. ...93 sezonunun bitmesiyle Petrović Avrupa'ya dönüşü düşünmeye başladı. Nets kendisine yeni bir kontrat teklifi yapmamış, yine Petro'nun gözünden NBA camiası da hakkını vermemişti. Ancak bana sorarsanız her ne kadar tam manada mutlu olmasa da içten içe kendisini kanıtladığını hissediyor olsa gerek. Zira Jordan'la bile kafa kafaya kapışmıştı. Ancak Petrović'in yolculuğu 7 Haziran 1993'te Almanya'daki bir otoyolda yolcu koltuğunda oturduğu otomobilin kaza yapmasıyla sona erdi. Geriye bir sürü ya ölmeseydi ne olurdu senaryosu bırakarak. 86 NBA draftı lanetli mi, belalı mı, sorunlu mu siz karar verin. Len Bias, Chris Washburn neredeyse hiç oynayamıyorlar. Mark Price, Brett Daugherty kariyerleri erken kesiliyor. Keza Drazen Petrović'in de üçünün de 30'a gelmeden önce işte sakatlıklar ve ölüm gibi nedenlerden ötürü kariyerleri sona eriyor. Öte yandan Sabonis var. Hani lige daha erken gelse seçildikten sonra 7-8 yıl beklemesi sağlam bir şekilde gelse belki ligi etkisi altına alacak. Gerçekten yetenek havuzu çok geniş, tarihsel önemi büyük olan ama potansiyelini tam olarak dolduramamış oyuncularla dolu bir draft. Gitmeden yalnız son bir bakış açısı daha getirmek istiyorum. Petrović'in de Sabonis'in de aslında ayrı bir görevleri daha var Avrupalı oyuncuların yolunu açmak NBA'ye doğru. Ancak burada 3 oyuncudan daha bahsedeceğim. Öyle de Divac, Tony Kukoc işte Divac ve Petrović'i takip ederek NBA'ye geliyor. Ve çoğu insanın unuttuğu, herkesin Eurostep'i Ginobili ile anar herkes ama benim Eurostep deyince aklıma gelen Sarunas Marşulionis. Bu üç oyuncunun da Nowitzki ve işte dolaylı yoldan bugün Doncic gibi oyuncuları izlememizde büyük katkısı var diye düşünüyorum. Sıkça anlattığımız boks ve F1 hikayeleri dışında basketbolun aslında ilk göz ağrımı olduğunu ve bu spora 6-7 yaşından babam sayesinde göbekten bağlandığımı da söylemek isterim. Şampiyonların kahvaltısından bu haftalık bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.